Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir konuyla yine beraberiz. Konuya başlamadan önce bir önceki konunun ve bir sonraki konunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan dinleyebilirsiniz. Karayolu çeşitleri ve karayolu kullanma kuralları arkadaşlar. Bu konudan da kesin soru gelecek, sınavlarda bilginiz olsun. Karayolunun tanımı nedir? Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanların tamamına biz karayolu adını veriyoruz. İki yönlü karayolu ise arkadaşlar, taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna iki yönlü karayolu adını veriyoruz. Tek yönlü karayolu ise arkadaşlar, taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna da tek yönlü karayolu adını veriyoruz. Bölünmüş karayolu ise bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli bir şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen karayoluna da arkadaşlar bölünmüş karayolu adını veriyoruz. Bir ayırıcı dediğimiz beton bariyer, demir bariyer ya da ağaçlandırma yapılmışsa arkadaşlar o ayırıcı ya da refüj görevi görür. İşte öyle bir yol ise orası bölünmüş bir karayoludur. Erişme kontrollü karayolu diğer bir ismi arkadaşlar otoyol. Tanımı nedir? Özellikle transit trafiğine tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yayaların, hayvanların ve motorsuz araçların giremediği, yalnızca izin verilen motorlu araçların girebildiği ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu yola da biz erişme kontrollü karayolu adını veriyoruz. Yani otoyola herkes giremez. Yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar giremez. Yalnızca izin verilen motorlu araçlar girebilir arkadaşlar. Ve burası özel denetime sahiptir, yani ücretlidir. Kısacası otoyollar alternatif yollardır. Kullanmak zorunda değiliz arkadaşlar. Bağlantı yolu. Bir kavşak yakınında bulunan, taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan ve kavşak alanı dışında kalan ve tek bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolunu da biz bağlantı yolu adını veriyoruz. Bağlantı yollarında arkadaşlar duraklamak, park etmek, geri gitmek, geri dönmek kesinlikle yasaktır. Bağlantı yolları tek yönlüdür. Geçiş yolu ise araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içerisinde kalan kısmına da biz geçiş yolu adını veriyoruz. Yani o benzin istasyonlarına giriş çıkış yaparken ya da özel mülkünüz, villanız, belediye olabilir arkadaşlar. Buralara giriş çıkarken işte o yola biz geçiş yolu adını veriyoruz. Bisiklet yolu ise karayolunun sadece bisikletlilerin kullanımına ayrılan kısmına da bisiklet yolu adını veriyoruz arkadaşlar. Sınavda şu şekilde bir soru geldi. Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır? Park etmek, geri gitmek, duraklamak. Cevabımız arkadaşlar D şıkkı, üçünü de yapmak nedir? Yasaktır. Yaya yolu diğer bir ismi arkadaşlar kaldırım. Karayolunun taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısma biz yaya yolu adını veriyoruz. Ana yol, ana trafiği açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yola geçerken veya bu yola girerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş olan yola da ana yol adını veriyoruz. Arkadaşlar bir yola ana yol ya da tali yol diyebilmeniz için mutlaka işaret levhası olmak zorunda. Videoda da görüyorsunuz arkadaşlar, ana yol levhası baklava dilimi şeklinde olan levha ve yanındaki levha ana yol levhalarıdır. Yine ortada bulunan levhalardan kalın olanlar ana yolu, ince olanlar tali yolu gösterir arkadaşlar. Ters üçgen levhamız ve dur işaret levhamız ise tali yolda bulunur. Yani ters üçgen ve dur işaret levhasını görüyorsak ters üçgen levhasının anlamı yol ver. Dur işaret levhasının anlamı da dur. Bu iki levhayı görüyorsak da bulunduğumuz yol arkadaşlar tali yoldur. Kısacası bir yolun büyüklüğüne ya da küçüklüğüne bakarak biz bir yola ana yol ya da tali yol diyemeyiz. Tali yolun tanımına da şöyle bir bakalım. Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az öneme sahip olan yola da biz arkadaşlar tali yol adını veriyoruz. Günlük hayatta da bu levhalar ile çok karşılaşacaksınız, bilginiz olsun. Ana yolda bulunan araçlar ilk geçiş hakkına sahiptir. Tali yolda bulunan araçlar beklemek zorundadır. Karayolunun unsurları.
Kavşak, iki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alanlara biz kavşak adını veriyoruz. Yaya geçidi ise taşıt yolunda yayaların karşıdan karşıya güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleriyle belirlenmiş alanlara da biz yaya geçidi adını veriyoruz. Yine bu geçit okul bölgesindeyse arkadaşlar buna da okul geçidi adını veriyoruz. Genel olarak okul öncesi ilk öğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işaretiyle belirlenmiş alanlara da okul geçidi adını veriyoruz. Arkadaşlar yaya geçitlerinde ve okul geçitlerinde geçiş hakkı eğer ışıklı işaret cihazı yoksa %100 yayanındır, %100 öğrencinindir. Fakat şuraya dikkat edelim. Yaya geçitlerinde ışıklı işaret cihazları varsa yayalar da ışıklı işaret cihazına tabidir. Yani yaya figürlü ışık kırmızı yanıyorsa yaya geçidinde yayalar beklemek zorundadır. Karşıdan karşıya geçiş yapamaz. Onun haricinde ışık yoksa bütün yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalarındır. Bilginiz olsun. Sürücüler yaya geçitlerindeki yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. Üzerine basarak tekrar hatırlatıyoruz. Alt geçit, karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunun alttan geçmesini sağlayan yapıya alt geçit. Üst geçit ise karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıya da arkadaşlar üst geçit adını veriyoruz. Demiryolu yani hemzemin geçit ise karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere de biz demiryolu ya da hemzemin geçit adını veriyoruz arkadaşlar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevleri nelerdir? Şimdi de ona şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yerleşim yeri dışı, şehir dışı karayollarından sorumludur. Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında düzenleme ve işaretlemeler yaparak gerekli önlemleri almak. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. Yine trafik kazalarının oluş nedenleri ile alakalı gerekli önleyici önlemleri almak. Kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzerleri tesisleri yapmak. Karayolu yapısına zarar verenler ve görevlilerin ikaz ve işaretlerine uymayanlar hakkında suç ve ceza tutanağı düzenlemek arkadaşlar. Yine Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Burada incelikle düşüneceğiniz konu şu: yerleşim yeri dışı ya da şehir dışı kelimesi varsa cevap Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Yerleşim yeri içi ya da şehir içi ibaresi varsa da arkadaşlar cevap belediyelerin görevidir. Birazdan ona da değineceğiz. Sınavda şöyle bir soru geldi. Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırlarını belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir? A. Sağlık Bakanlığı'nın, B. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, C. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, D. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? A. Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek. B. Karayollar üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak. Bu istasyonlara gerekli personeli, araç gereci sağlamak. C. Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak. D. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bu kursları denetlemek. Arkadaşlar cevabımız karayollarını sorduğu için C şıkkı, A şıkkı belediyelerin görevi, B şıkkı Sağlık Bakanlığı'nın görevi, D şıkkı ise arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi. Anlatmadığımız bakanlıklara değineceğiz. Belediye trafik birimlerinin görevleri. Arkadaşlar az önce karayollarını anlatmıştık. Şimdi de belediyeleri. Burada da şuna dikkat edelim. Yerleşim yeri içi şehir içindeki yollardan sorumludur. Yani yapım ve bakımdan sorumlu olduğu yolların trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak, yol ve kavşak düzenlemeleri ile gerekli işaretlemeleri yapmak, açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak, trafiği tehlikeye düşüren engelleri gece veya gündüze göre kolayca görebilecek şekilde ayarlamak, karayolu yapısına ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak,
Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak ve yapılmasını sağlamak arkadaşlar. Kısacası yerleşim yeri içi varsa cevap belediyelerin görevidir. Yerleşim yeri dışı ya da şehir dışı varsa arkadaşlar karayolları genel müdürlüğünün görevidir. Karayolu kullanma kuralları. Karayollarında trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm ve işaret bulunmadıkça karayollarında bütün araç sürücüleri araçlarını gidiş yönüne göre yolun sağından sürmek, yol çok şeritli ise trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek zorundayız. Arkadaşlar özellikle sizler için söylüyorum, araç kullanmaya yeni başlayanlar için söylüyorum. Biz acemi olduğumuz için, yavaş kullandığımız için yolun en sağını kullanacağız. Biraz daha hızlı gidenler orta şeridi, çok daha hızlı gidenler sol şeridi ne yapabilir? Kullanabilir. Tabi yasalar gereği en sol şeridi sürekli kullanmak yasak ama büyük şehirlerde arkadaşlar trafik yoğun olduğu için sol şeritlerde sürekli kullanılıyor. Ama bunun da yasak olduğunu bilelim. Sol şerit sadece sollamak ve sola dönüş yapmak için kullanılır. Bunun haricinde sürekli sol şeridi kullanmak yasaktır. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların emniyette geçişini beklemek zorundayız. Yani sinyal verip sağa ya da sola geçeceğiniz zaman sinyal vermek size geçiş hakkı kazandırmaz. Sinyal vermek sadece niyetini bildirir. Geçebilir misin? Geçemezsin. Ne zaman geçeceksin? Geçeceğin şerit eğer müsaitse geçiş ne yapabiliriz? O zaman yapabiliriz. Trafiği aksatacak veya tehlike oluşturacak şekilde şerit değiştirmememiz gerekir. Yani sağ daha hızlı gidiyor, sağa geçtik. Orta daha hızlı gidiyor, ortaya geçtik. Sol daha hızlı gidiyor, sola geçtik. Böyle sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak arkadaşlar tehlikeli ve yasaktır. Gidişe ayrılan yolun en sol şeridini sürekli işgal etmek de arkadaşlar nedir? Yasak. Yani en sol şeridi sürekli ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. İki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullananlar geçme ve dönme dışında en sağ şeridi kullanmak zorundadır. Yani bu saymış olduğum araçların dışında kamyon, çekici, iş makinesi, lastik tekerlekli traktör gibi araçları kullanıyorsak bu araçlar yasalar gereği, kurallar gereği en sağ şeridi kullanmak zorundadır. Bu araçlar ne zaman solu ya da ortayı kullanabilir? Önünde giden aracı sollayacak ya da sola dönüş yapacaksa sol şeridi ne yapabilir arkadaşlar? Kullanabilir. Bunun haricinde bu araçlar en sağ şeridi kullanmak zorundadır. Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeridini kullanmak da arkadaşlar nedir? Yasaktır. Bilginiz olsun. Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek de yasak. Yani iki şerit birden atlayamayız. Direksiyon sınavlarında da buna çok dikkat ediyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani en sağdan gidiyorsanız direkt en sola geçiş yapamazsınız. Önce ortaya geçeceksiniz. Bir miktar ilerledikten sonra da sol şeride ne yapabiliriz? Geçiş yapabiliriz. Tek yönlü yollarda araçlarını ters istikamette sürmek de yasak. Tek yönlü yollarda karşıdan gelmek nedir arkadaşlar? Yasaktır. Bilginiz olsun. Sürücülerin geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri yasak. İki şeridi birden kullanmak da yasak arkadaşlar. Genelde acemiler yapıyor. Hocam diyor çizgiyi hizalayınca diyor daha güzel gidiyorum. Bu şekilde araç kullanmak arkadaşlar yasak. İki çizginin ortasına hizalamamız gerekiyor aracımızı. Kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında 150 metre, yerleşim yerleri içinde ise arkadaşlar 30 metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri de yasaktır. Yani dönüş yapacağınız yere yerleşim yeri içerisinde 30 metre kaldıysa ya da yerleşim yeri dışında 150 metre kaldıysa daha şerit değiştiremeyiz. Yani 30 metre kalana kadar değiştirmemiz gerekir yerleşim yerleri içindeysek tabii. Bir de kavşak içlerinde arkadaşlar şerit değiştirmek nedir? Yasaktır. İşaret vermeden şerit değiştirmek de yine yasak. İşaret dediğimiz nedir? Sinyaller arkadaşlar. Sinyal vermeden şerit değiştirmek yasak. Zaten direksiyon sınavlarında sinyal vermemek direkt başarısız olma sebebi, bir sonraki sınava hak kazanma sebebidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri de yasak. Cinsine minibüs, otobüs, işte kamyon, çekici, iş makinesi gibi zaten az önce saymış olduğum araçlar dışında kalan araçlar yani kamyon,
çekici iş makinesi en sağ kullanmak zorunda. Fakat otomobil kullanıyorsak da hızımıza uygun olan şeritten gitmemiz gerekir arkadaşlar. Sürücülerin aksine bir işaret ve hüküm olmadıkça bölünmüş yollarda karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne girmeleri de yasak. 4 veya daha fazla şeritli ve 2 yönlü yollarda karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol kısmına girmeleri de yasak. Yine 3 şeritli ve 2 yönlü yollarda en sol şeride girmeleri de arkadaşlar yasak. Hayvan sürücüleri hayvan ve hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve olanak olduğunda taşıt yolunun dışından götürmekte zorundadır. Bu konuyla alakalı sınavda şöyle bir soru geldi arkadaşlar. Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır? A. 3 şeritli ve 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi. B. Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması. C. Geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Hangisi kural ihlali sayılır arkadaşlar? Cevabımız C şıkkı. Geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmek yasak. Dedim ya, bu şerit daha hızlı gidiyor. Ben buraya geçeyim. Sağ daha hızlı gidiyor. Sağa geçeyim. Orta daha hızlı gidiyor. Ortaya geçeyim gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir şeride takılıp o şeritten gitmemiz gerekiyor. Bir başka sorumuza bakalım. Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı gösterme olasılığı yüksektir? Hız sınırına uyma, yayaya yol verme, trafik levhalarını fark etme, sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. Trafik kuralına uymama eğiliminde olan bir sürücü arkadaşlar hangisini gösterme olasılığı yüksektir? Cevabımız D şıkkı, sürekli şerit değiştirerek araç kullanma eğiliminde olma olasılığı yüksektir arkadaşlar. Karayolu trafik güvenliği ve dünyada trafik güvenliği. Arkadaşlar, bu konuyla alakalı şimdiye kadar sınavlarda soru gelmedi diyebiliyorum. Ama gelmeyecek anlamında da değil. Yine bir üzerinden geçelim arkadaşlar. Ülkelerin trafik birimlerinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü de arkadaşlar trafik kazalarının önlenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Trafik kazaları toplumlar için büyük bir sorundur. Dünyada ortalama yılda 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine ve 50 milyona yakın insanın da yaralanmasına sebep olmaktadır. Karayolunda meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin çoğunluğu ise arkadaşlar erkeklerden ve gençlerden oluşmaktadır. Karayolu trafik kazaları alınacak tedbirlerle önemlidir. Birçok ülkede bazı önlemlerle kaza ve yaralanma sayılarında kesin düşüş sağlanmıştır. Trafik güvenliğini inceleyen uluslararası kuruluşlar var arkadaşlar. Nedir bunlar? Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Küresel Karayolu Güvenliği Tesisi, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Karayolu Güvenliği, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği arkadaşlar trafik güvenliğini inceleyen uluslararası kuruluşlardır. 2021-2030 Karayolu Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı. Trafik güvenliği vizyonumuzun 10 yıllık hedefi 2030 yılına kadar trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıplarının %50 azaltılması. Ülkemizin nihai hedefi ise arkadaşlar 2050 yılına kadar can kaybının olmadığı bir trafik sisteminin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. Bizler de sürücü eğitmenleri olarak ve sürücü kursları olarak bu konuda ehliyet alan bütün sürücü adaylarını bilinçlendirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ülkemiz karayollarındaki tüm ölümlerin ve ciddi yaralanmaların 2050 yılına kadar ortadan kaldırılması olan nihai hedefe ulaşmak konusundaki ara hedefimiz 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların %50 oranında azaltılmasıdır. Bunun için altyapı iyileştirmeleri, yol ağının riski bölgelerinde hız sınırlarının düşürülmesi, trafik denetimlerinin hem klasik hem elektronik arkadaşlar artırılması, trafik kazası sonucu ölümlerin %50 oranında azaltılmasının mümkün olduğunu değerlendirmektedir. Bilginiz olsun. Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması.
Karayolu yapısı üzerine trafiği güçleştirecek, trafiği tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaret levhalarının görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak arkadaşlar yasaktır. Karayolu yapısı, trafik işaretlerini ve karayoluna ait diğer yapı ve tesisler üzerine yazı yazmak, karalamak, alıp götürüp hurdacılara satmak ya da hedef tahtası olarak kullanmak arkadaşlar yasaktır. Meydana gelen tehlike ve engeller ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır. Bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımdan sorumlu kuruluşlarca giderilir. Zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödettirilir. Kişi, kurum ve kuruluşlar karayolunda yapacakları çalışmalarda gerekli önlemleri almaları da gerekir. Bir de arkadaşlar eskiyen levhalarımız oluyor. Bunların yenileri ile değiştirilmesi tabii ki olumlu, iyi bir şeydir. Bil Sınavda bu konuyla alakalı şöyle bir soru geldi arkadaşlar. Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? Görülmelerinin engellenmesi, sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi, üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi. Hangilerinin yapılması yasaktır? Cevabımız arkadaşlar B şıkkı 1 ve 3.